arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaren Alaca. Bugün sizlerle 24 saat doğa çekiyoruz. Kendi canlı türümün dışında herhangi bir şeyle karşılaşırsam kaçarım. İlk deneyimlerimi birlikte yaptığımız için yine gerginim. Çünkü ormandayız, kimse de yok. Yanımda gördüğünüz matım falan var böyle. Tam bir doğa kampçısı gibi çıktım dışarı ve burada bugün neredeyiz? Kalacağız. Çadır. Gerçi çadırımız yok. Onu da kendimiz yapacağız. Ama uyku tulumumuz var. Ateş yakabiliriz. Ne bileyim, gölden su içeceğiz falan. Yemekler yiyeceğiz. Ama ne yemek yiyeceğimiz bilmiyorum. Balık tutmayı deneyeceğiz. Tutarsak eğer balık yiyebiliriz ama umarım tutabiliriz. Yani yavaştan başlayayım. Çünkü daha çok işimiz var. Korunmak için, uyumak için bir sürü yer ayarlayacağız, yapacağız. Onu yapacağız, bunu yapacağız. O zaman başlayalım. Şimdi ilk önce kalacak yer ayarlamamız gerekiyor ve bunun için keşif yapmamız lazım. Nerede nasıl yatabiliriz, neler var, yılan var mı, böcek var mı, ne var ne var. Hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden ilk önce keşifle başlayacağız. Yani bakıyorum da pek bir alan, Allah, nerede, nasıl, ne yapacağımızı bilmiyorum. Ama olsun, ben öncesinde kaç yaşındaydım? 13-14 yaşlarımda izciydim. Yani Bursa'da kamplara katıldığım durumlar söz konusu fakat tek değildi. Çok fazla insan vardı ama burada şu an tekiz. Bu arada dikenmiş bu. Dikeni tutuyorum. Elime battı. Dakika bir, gol bir. Yaralandık arkadaşlar. Neyse. Şu dikenler bana batmadan. Bu arada kombinim de tam doğa kombini, farkında mısınız? Buna özel yaptım bu kombini bugün. Dürürüm. Umarım kazasız belasız atlatırız bu 24 saat doğayı. Bir böcek de ısırabilir. Bacaklarımız zaten sivrisinek sırığı içinde. Sürekli vurup öldürüyorum onları. Çünkü gitmiyorlar. Bacağımı sallıyorum, gitmiyor. Yüzsüz müsün? Açıkçası benim isteğim birazcık ağaçların içerisinde uyumak. Neden derseniz bence daha güvenilir. Yani şu bölge benim hoşuma gitti. Birazcık bakalım istiyorum. Neler varmış burada? Kesinlikle buraya kurmalıyım yatağımı. Ne diyorsun? Aşağıları da keşfetmemiz lazım bence. Aşağıları mı? O zaman biraz daha keşif. Gerçekten çok korkuyorum. Yani doğada tek başımayken bir hayvanla karşılaşmak bayağı korkunç. Yani çünkü... İki seçeneğim var. Ya kaçarsın ya da... Halledeceğiz. Bir sürü şey yapacağız zaten daha. O yüzden... Sorun yok. Ama gittikçe daha güzel yerler görüyorum. Şuralara falan kursak nasıl olur? Baksana, hem oyuklu böyle içi. Bence güzel gözüküyor. Su var mı acaba buralarda, yani suyumuz da yok. Yani su için gölü kullanacağız. Gölden kıyafetimle birlikte su içeceğim, onu arıtacağım. Ama ilk önce bunları çıkarıp birazcık kurtulmak istiyorum çünkü çok ağır. Yani bir 30 kilo var. Yok, şaka yapıyorum ama ağır gerçekten. Burada duyduğum kadarıyla bir göl varmış. Hı hı. Suyumuz yakın olsun bence bize. Sen çok mantıklı bir çocuksun. Ben bundan sonra ders almam, ders veririm. Yani teşekkür ederim. O zaman gidelim oraya. Bu keşif sırasında zaten bir hasar da almadık. Etrafı gördük. Belki gece buraya geliriz çok soğuk olursa. Bak, yine düşme tehlikesi ve yine bir YouTube videosu. Göl o zaman aşağıda bir yerde düşündüğüm kadarıyla. Nerede olduğumu da beynim şaştığı için anlayamıyorum şu an ama. Yani beni burada bırakıp gittin. Bunu unutmayacağım. Haberin olsun. Başaracağız. Ve bu arada buradaki çöpleri de toplayacağım. Çünkü ben çevre dostu bir insanım. Bu da bir kamu spotu olsun. Yani bu kadar güzel ormanlarımız varken az önce bir tane şişe gördüm yani. Ne alaka ya? Nasıl öğreneceğiz acaba bunları? Hiçbir fikrim yok. Gittikçe geriliyorum. Etrafımda o kadar fazla çöp var ki arkadaşlar. Yok, böyle yapamam. Böyle yapamam. Buradan bir çöp poşeti almam lazım. Rahat edemiyorum. Her şeyim burada. Yani arkadaşlar, gerçekten bu durum benim hiç hoşuma gitmiyor. Ve siz de gördüğünüz zaman hani duyarlı olun. Çünkü bu dünya hepimizin. Ve temiz bakmak zorundayız. Bir de kalacağım yer büyük ihtimal buralarda, bu yerlerde olacak. Temizlik imandan gelir. Şimdi bunu buradan hop açtım. Hoppa! Hadi başlayalım biraz. Beyin yoksunu falan mısınız? Yani bunu bırakan insan için söylüyorum çünkü ne alaka yani. Yorumsuzum gerçekten. Diyecek çok şeyim var ama. Konuşursam çok ağır konuşurum. Nereden başlasam bilemiyorum yani. Burada gerçekten insanlar mangal yapıp yapıp burayı kirletip içine edip gidiyorlar. Ay, uyuz oldum. Ve burası da gerçekten nasıl bir alan anlamadım. Yani burada insanların bulunması hani
çok az. Bu az insanlar da gerçekten ortalığın içine etmişler. Baksanıza ne kadar çöp topladım. Neyse bu sinirin üzerine gerçekten bir yatma yeri bulursam çok rahatlayacağım. Çünkü susadım, karnım aç ve bir tık üşüdüm. Görmüş olduğunuz gibi kombinimden anlayacağınız üzere. Bunu da yatacağım yeri çevresine yapmayı düşünüyorum. Bizi soğuktan korusun, alnımızı ısıtsın. İyi bakalım kendimize. Bir problem yaşamadan 24 saat doğadaki videomuzu bitirelim. Ama ben çok heyecanlıyım. Daha balık tutacağız, olta yapacağım. Olta yapacağım. Hiç yapmadım. Girl. Bacaklarıma kara sular indi ama ben gölü görüyorum yavaş yavaş. Uyku tulumumu koyacağım, ateşimi güzelce sereceğim ve yemeğimi yiyeceğim. Ama bir de merak ettiğim şey bizim bu balık tutacağımız durum. Yani oltayı da ben yapacağım. Arkadaşlar her şeyi ben yapacağım, anlıyor musunuz bugün? Yemin ederim o kadar yürüdük ki ayakkabıma kara sular indi. Acıktıkça acıkıyorum. Bilmiyorum, burası en mantıklı yer olacak. Çünkü gerçekten bayağı keşif yaptık ama kalabilecek yer ve manzaralı bir yer senin istediğin gibi bence burası. Hatta streç filme sarmadan buraya yatağımı koysam buradaki dallar beni korur gece. Bir problem olacağını düşünmüyorum. Kırılıyorum buraya. İlk önce burası zeminimiz yani. Doğru düzgün bir zemin olmadığı için bir şeye batar ya da bir şey çıkar diye matı sermek istiyorum. Mat da yine görmüş geçirmiş bir mat. Bayağı ezilmiş. Kim bilir neler çektim. Oha çok güzel. Keşke şu an bakış açımı görebilseniz. Çok güzel gözüküyor. Ben doğayı gerçekten çok seviyorum ve çok güzel bir nimet bizim için ya. Baksana etrafa. Manzaram aşırı güzel. Keyfim aşırı yerinde şu an. Tabii ki bisikletler de olmasa her şey daha iyi olacak ama problem yok. Babamla küçükken hep gölde balık tutardık. Benim burada ilk önce ihtiyacım olan şey bir misina. Misina. Sen biliyor musun benim dürbünümün olduğunu? Niye göremiyorum? Karanlık. Yaren kapaklarını çıkarmadın. Aramızda kalsın tamam mı? Bu durum kimse görmesin. Oha. Mangaradan misafirlerim gelmiş. Ne kadar yakın. O kadar yakın gözüküyorsun ki. Aklım çıktı bir an. Neyse konumuz bu değil. Hava kararmadan bir an önce şu misineyi yapalım. Ben çok acıktım arkadaşlar. Bir de balık da gelecek mi bilmiyorum. Açım açım diyorum ama. Şimdi misineyi böyle açacağım. Bağlamamız gereken ağırlıklarımız var. Suyun dibine batması için. Ama bu ağırlıkları ben nereye koydum? Buradan içinden geçiriyorum. Ucuna getirdikten sonra iki tane düğüm atacağım ki açılmasın suyun dibinde. Tamam. Gerçekten bu tırnaklar yapılmayacakmış bu arada. 10 hours later. Yapamazsın dediniz. Yaptım. Balıklar için ekmek yemi aldım. Bunları sevdiklerini duydum ve dedim ki o zaman size ekmek sehpası yapacağım. Parçalara ayırdığım ekmeğimi kancalara böyle gözükmeyecek şekilde kapatıyorum. Yaptım sanki, ne diyorsun? Oldu, balık şimdi onu yer. Dedim bence de yer. Şimdi hava iyice karardığı için ışık yardımı aldık. Birazdan ateş de yakacağım çünkü akşam olduğu için bütün sivrisinekler birazdan etrafıma dolaşacaklar ama ben onları kovacağım. Oltam hazır. Hepsini ekmekledim. Şimdi bunu fırlatacağız arkadaşlar. Şöyle elime alayım. Şimdi misinayı böyle iyice uzatıyorum. Hadi arkadaşlar 3, 2, Bismillahirrahmanirrahim. Misinam gitti. Aç kaldım. Eyvah. Ay tutamadım, çok kötü oldu. Ne yapacağım ben? Alabileceğim yakınlıkta da değil ki bu. Of ya, neden oraya attım ya? Yapacağım. Allah'ım bana güç ve kudret ver. Yapacağım, hadi yapacağım. Hadi bakalım, yapacağım. Gel buraya. Gel Allah'ım. Aldım. Başardın mı? Ya ilanın çimenone oturdum 2 saat. Ben bunu artık bekleyemeyeceğim. Gerçekten üşüdüm. Çalışıp toplayalım lütfen. Yani ben onun için zaten bir
taş da koydum. Bence bunu çekemez ya. Tam ortasına koydum çünkü bu taşı. Bir de sağlam, büyük bir taş. Şimdi çantamdan el fenerimi ve baltamı alacağım. Ve ormanın derinliklerine gireceğim. Babam şu an beni gururla izliyordur. Seni yürekten kutluyorum. Canım babam. Ay gözüm. Biz kamp yaptığımız izciyken hep böyle bir şeyler söylerdik ama o söylediğimiz şeylerin hiçbirisini hatırlamıyorum şu an. Şimdi benim bu çalı çırpıları nereden toplamam gerekiyor? Mesela bu bizim işimizi görür ya. Değil mi? Bu niye kesilmiyor peki? Evet. Böyleymiş. Oha sıçrıyor lan. Sıçrıyor bu. Bu sıçrıyor. Yaptım. Okey. Ne kadar zor bir şeysin. Neyse tamam ben bunu böyle yakacağım. Ya diyorum ki bunu da mı alsak yanımıza? Parçalarız bence gece. Değil mi bence de? Bu arada tam bir ağaç bu ya. Ay. Bir de köşelerden küçük bir çırpı falan bulalım. Yakalım artık. Yemin ederim üşüyorum. Baksana tüylerim bir kendi kendine oldu. Oha tam istediğim gibi oldu bu arada. Ama bir de bunu tutuşturmamız için böyle kuru çimen mi denir? Bunların içinde vardır belki. Şurada da var küçük bir şey. İlk önce topladığımız bu küçük parçaları içine atalım. Sonra sabaha kadar uğraştığımız bu diğer dal parçasını atayım. Böyle, böyle. Var olan gücümle kırıyorum. Kırıl. Bu doğada yaşam ne zor bir şeymiş. Şimdi o zaman bu elleri ısıtma vakti. Gördün mü? Sırtında hala da. Oha yere yapıştım. Ay ölüyordum. Ya bu ne? Dur. Arkadaşlar ateşi yaktım diye sevinerek geliyordum balığım hani geldi mi gelmedi mi bir eşek görmüş olduğunuz üzere bir anda değdi ve ben yok oldum. Nasıl oldu anlamadım bir anda yeri boyladım yemin ederim. Sence yakalamış mıyızdır? Bence boşum. Boş mu ya? Hadi 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 gelecek gelecek gelecek. Hadi geliyorsun. Yeşilliği severim fakat bu yeşillik biraz tadımı kaçırdı şu an. Ve moralim aşırı bozuldu. En kötü durumda bir tane iki tane patates getirdim ben yanımda. Hani ateşin üzerinde onu közleyebilirim de hani o da en kötü ihtimaldi. Fakat şu an gerçekten balığa ihtiyacım var. Yosun tuttum. Babacım üzgünüm ama kızın daha yetişememiş bu konuda. O zaman ne yapacağız? Patateslerini çıkar közlemeyi. Direkt bunu böyle elimle bölüp yiyeceğim. Ekmeğim de var şükür. Şimdi geldik ateşimizi yakmaya efendim. Odun parçası ve bir çaka almam gerekiyor. Şimdi bunun ortasını iyice delmem gerekiyor arkadaşlar. Deldikten sonra o diğer odun parçasını bunun içine koyarak döndüreceğim. Hani kaç saat içerisinde kıvılcım görürüz bilmiyorum. Göremezsek gerçekten aç kaldım. Negatif enerjimi buraya atıyorum. Hepsini buraya atıyorum. Alevlensin. 1 year later. Ben bunu böyle çevirince bu daha çok deliniyor bu arada. Aç kaldım hadi. Hadi olacak. Olacak. Aa yaktım. Yaktım. Bacağım mı yaktı? Bütün köz bacağıma geldi. Bir saatlik uğraştı. Şu kadarcık bir ateş yaktım. Onu da üstüme başıma bulaştırdım ya. Ya bu durumu nasıl aşacağım? Nazar duası. Nazar duası kesinlikle. Ömer! Evet sonunda közde patateslerimi pişirebileceğim. Bu duruma gerçekten çok mutluyum şu an. Acaba ne durumda? Aa bak ya. Yağsız tuzsuz atıyorum. Yanan yerine. Arkadaşlar hazır yemeğim pişerken ben dedim ki biraz yatacağım yerin etrafına bir bakayım. Ya sabah olduğunda hiçbir şey yoktu ama ben pimpirikli bir insanım. Gergin bir insanım o yüzden kontrol etmem gerekiyor. Bir birlikte kolaçan edelim etrafı. Arkada da bir kedi kavgasına şahit oldum şu an ama sadece ses duyuyorum. Çığlık ses duyuyorum. Oo, ne kadar soğukmuş bu arada burası. Ateşin yanında olduğum için hiç anlamıyorum. Yani buralarda bir şey olacağını düşünmüyorum ama şöyle biraz yukarılara bakabiliriz. Bakalım keşif. Yani bu arada herhangi bir çakalla ya da herhangi bir köpekle kendi canlı türümün dışında herhangi bir şeyle karşılaşırsam kaçarım.
Ay bu arada bir şey çıksa gerçekten burada kesilir, kalp krizinden giderim ya. Bu ne be böyle? Ha, ağaç şeymiş. Şu an bu hissiyat ne hissiyatı biliyor musunuz? Korku evi hissiyatı arkadaşlar. Benim aklımda bir içerik var korku eviyle alakalı ama Bursa'da bir yerde. Eğer isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Korkunç bir köy ve daha kimse gitmedi oraya. Hani hiçbir influencer, hiçbir youtuber, hiç kimse gitmedi senelerdir. Yani girilebilen bir yer olmadığı söyleniyor. Ama bu V1 ekibi için... Yani demem o ki bu tarz bir içerik istiyorsanız yorumda belirtmeyi unutmayın. Bunu çekerim. Derim derim derim. Derim. Ben çıkarım buradan. Hiç gelmem böyle şeylere. Hiç gelmek istemem. Gidiyorum ben buradan aşağılık yerden. Nereden ineceğim şimdi? Yani aradan bir saat geçtiğine göre ve bir saati bu şekilde yandığına göre bence bir bakalım. Ne diyorsun, alayım mı? Al bence. Oha, bayağı yanmış. Gel buraya. Gel buraya. Oha, oha. Yani çok azıcık kalmış. Bayağı az kalmış. Şimdi tadına bakıyorum. Beklediğimden daha iyi. Gerçekten. 2 saate tam pişermiş bunlar. Keşke 1 saat daha bekleseydik. Sen beğendin mi? Çok güzeldi. Afiyet Balşeko. Yaren bence su arıtma zamanı geldi. Doğru söylüyorsun ya. Gördü o zaman bir su merasimimiz var. Sonra da uyku tulumumuzu alıp videonun sonuna geliyoruz. Baksana küçük küçük balıklar var. Görüyor musun? Balığı da alsam ya içine. Şu kolumdan yapacağım. Böyle arıtmamızı yapıyoruz ve... Beklediğimden daha iyi bir su, yemin ederim. Fransa'da içtiğim sular daha kötüydü bundan. Yemin edebilirim bu arada. Oha, bu demek ki bu kadar işe yarıyormuş. O zaman bu kalan suyumuzu da ateşimizi söndürelim. Ve ortada hiçbir şey kalmaz. Bunu yakması ayrı bir dert, söndürmesi ayrı bir dert. Okey, tamam. Patatesimizi de yedik, ateşimizi de söndürdük. Balığımızı tutamadık olsun. Bir dahaki sefere tutacağımıza eminim bu arada. Bu içerik sadece burada sınırlı kalmayacak. İlk defa çektiğim bir içerik zaten fark ettiyseniz. Ama ilerledikçe diğer çektiğimiz videolarda bunlar daha da oturacak arkadaşlar. Birazcık amatörlüğüme verebilirsiniz. Ama olsun, yine de eğlendiğimizi düşünüyorum. Özellikle o eşek arısı mıydı artık neydi bilmiyorum onu da. Günün sonunda şükür ki artık aç değilim, susuz değilim ve mutluyum. Baksana ya sivrisinekler. Her yerim ısırdı. O zaman bu videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda neler istediğinizi aynı şekilde yoruma yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye.